Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarını izledikten sonra sohbetimize devam edelim. Galatasaray'da Serkan Korkmaz, Burak Elmas'ın içinde bulunduğu durumdan aslında biraz bahsediyorduk. Transferlerle alakalı son günlerde yapılan eleştiriler üzerine bilgi veriyordunuz zannediyorum. Ha şöyle bilgi vermiyorum. Yani Burak Elmas'ın geldiği, yani daha doğrusu ha bu bilgi... Burak Elmas'ın yaşadığı şeyi tahmin edebiliyorum. Ha yorum olarak. Şimdi şöyle, diyelim ben... Ee... 95 ile 2000 yılları arasında televizyonculuk yaptım. 2000 ile 2020 arasında e, de, e, açık denizlerde deniz ticaretinde kaptanlık yaptım. Ama şimdi döndüm tekrar medyaya. Sence 20 yıl önceki sektör sektör çalışan profili, teknik gelişmeler, her türlü sektör dinamiği hani baya değişmiş olmaz mı? Şimdi Burak Elmas'a e, adaylığı süresince ...hele hele kazanma ihtimali belirdiği zamandan beri güçlü bir aday olarak... ...mutlaka bu transfer işleriyle ilgili direkt, en direkt banttan mutlaka bir takım yaklaşımlar olmuştur. Hı hı. İşte kimi Portekizli menajerlerle iltisaklıdır, kimi Portekizli menajerlerle iltisaklıdır. <laughs> Bugün Portekizli menajerlerden. <laughs> Neyse ya lafın gelişi söylüyorum. Ee, yani şu anda Burak Elmas... 10 yani gün içinde transferi bitiririz ön hazırlığını yapmış olmasa öyle bir cümle kullanmazdı değil mi? Tıpkı Ali Koç pazartesi açıklayacağım evet. gibi. Fakat transfer işleri öyle allengirli noktalara geldi ki bu sadece Galatasaray sadece Türk futbolu için değil. Tüm dünyada da böyle ama Türkiye'de tabii ki tezahürler daha enteresan gelişiyor. Yani böyle hafif ortalama bir zekanın. Hatta spor endüstrisi çalışanı olmasına bile gerek yok. Böyle uzaktan baktığında Allah Allah orada neler oluyor acaba dedirtiyor. Şimdi Galatasaray'daki bu transfer sürecinin gecikmesi ya da yine son günlere kalacak olması. Yani bazı oyuncular göreceğiz. İsimleri bugünden itibaren yazılıyor. Tarih ne? Temmuz. Hazirandan beri yazılan isimler var. Mesela onların Eylül'de geldiğini göreceğiz. Fenerbahçe'de de olacak. Bu Beşiktaş'ta da olacak. Niye son gün yapılır abi bir transfer? Bunu ölümü yok, gösterip sıtmaya razı etmek için mi? Bu nasıl bir şey? Ha fırsatı bekledik. E 3 aydır yazılıyor bu adam orada. Nasıl fırsat? Adam biliyor 3 aydır beni şu takım alacak diye biliyor. Şimdi Burak Elmas biraz sistemin yeni versiyonuna adapte olmak zorunda bir başkan olarak profesyonelleriyle, seçilmiş arkadaşlarıyla futbol operasyonunda tabii ki Fatih Terim'le birlikte şu anda tedrisattan geçiyor. Bence biraz zamanın uzamasının sebebi bu. Yani hmm. Galatasaray'da yönetim değişti mi ya da büyük bir kulüpte dünyada da böyle Fulham mesela Marco Silva'yı alan <laughs> Fulham yarın başka bir sermaye grubuna satıldığında etrafta başka e, oluşumlar olacak. İlla olumsuz bir şey yorumlamayın ama illa olumlu bir şey de yorumlamayın bu dediğimden. Yani bahsettiğimiz paralar milyon milyonlarca Peki, euro. Trans Transferler... Yani şu anda Galatasaray'da konsolide olma sürecine tanıklık ediyor olabiliriz. Yani bu yüzden bir takım gecikmeler yaşanıyor olabilir. Transferde gecikmeler olabilir dedik ama bir taraftan da kimlerle yollar ayrılacak bu da çok kritik. Ee, çok maliyetli oyuncular var. İki sezondur konuşuyoruz ama hala. Falcao ve figür ile ilgili özellikle ne yapılacağı e, belirsiz yola devam mı edilecek yoksa e, bir şekilde maliyetlerinden kurtulmak için iki oyuncuyla da yollar ayrılacak mı? Cagne'nin durumu ne olacak? Cagne şu an kendine e, kulüp aradığını biliyoruz ama bulabilecek mi? Murat Özbostan bunları nasıl halledecek ya bunların acaba? Bunların ben kararının severim. hepsini Fatih Hoca verir. Şu anda futbolun e, tamamıyla tüm e, patronu kendisi oldu. Yani bir kere Hoca da bu oyunculara alternatif e, isimler transfer edilebilirse gidişlerine onay verir. Evet maliyetleri yüksek, e, performansları sıkıntılı ama e, yani Falco gibi olmasa bile o kadar kariyerli bir bir kere oyuncu ister. Bunu alabilecekler mi? Bilmiyoruz. Artık böyle bir e, tırnak e, cadne, topa girer mi Galatasaray yönetimi? Yani, yani pahalı şu an Galatasaray, bir forvet. Yani şu an Galatasaray yönetiminin e, açıkçası Galatasaray yönetim için söyleyebileceğimiz çok bir şey yok. Yani daha yeni göreve geldiler. ki bir takım taşları yerine oturtmak için şu an e, önlerine bakıyorlar. İşte nasıl bir mali tablodan öte şu süreçte neleri ödemeleri gerektiğini, neleri yapmaları gerektiğini planlıyorlar. Yani biraz bu transferle ilgili mevzular e, bence şu an Galatasaray'da e, çok sıcak gelişmeler olacağını ben sanmıyorum ama işte bir barış konusu olabilir. İşte Emre Akbaba ile sözleşme e, mukavele yenilenebilir. Bu tür hamleler yapılır ama dış transferde mesela Gerson çok önemli. Gerson e, için nasıl bir formül oluşturacak? Tamam, kiralanacak. İşte Ebolada çıkan habere göre e, oyuncuya 2 milyon e, euro e, teklif edilmiş. İşte e, kiralama bedeli var. Satın 2 alma milyon obisyonu, euro kiralama bedeli. E, yani çok 10 milyon yapıyor. Yani satın alma bedeliyle bir de 8 milyon euro. O 10 milyon o on euro satın milyon alma euro. bedeli 10 yani, milyon euro. Yani 10 milyon euro'luk bir şeyin altına Galatasaray'ın ben gireceğini düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Yani Gerson transferi Galatasaray için maliyetli bir transfer şu anda. Eee bu arada bir basketbol transfer haberi var ekranda. Onu da aktarmış olalım. Sertac Şanlı Aa, Barcelona'da zaten. resmi olarak açıklandı. İki yıllık imza Tebrik attı Barcelona'ya. Gayet iyi, Katalan önemli bir, önemli bir transfer. Helal olsun oyuncumuz için. Tebrik ederiz. Evet. Ee, yani Galatasaray biraz bence diğer takımlara göre biraz daha bu yeni yönetimden dolayı da biraz beklemek zorunda. İşin çünkü e, mali kısmı önemli. Yani ben yerde transferleri yapıyorlar ama unutmayalım ki Galatasaray'da da eğer o bahsettiğimiz isimler Falcao kadroda kalır, Feguli kadroda kalır, Cagne kadroda kalır. Yani önemli oyuncular var şu anda. Oldukça bunlar önemli isimler, marka isimler. Yani Ama katkı bir şekilde, bir şekilde ve katkı, çok katkı artık katkıyı da alsın, taraftan. hoca alsın. Yani katkı katkıyı da hoca alacak. Bizim bu noktada yapabileceğimiz bir şey yok. Yani eğer şu an oturup e, Sayın Başkan Burak Elmas'la bir transfer stratejisi izleyip bir de gidecek oyuncularla ilgili bir plan yaptılarsa tamam ama bunları ne kadar hayata geçirebilecekler? Yani ne kadar yapabilecekler? Gaston'u alacağın da 10 milyon euroluk bir şeyin altına imza atılır mı? Satın Mustafa alma Muhammed oksiyon, ne kadar açıklandı mı en son? Ben 4 ila 6 hafta diye düşünüyordum Mustafa 15 Muhammed. 15 gün falan, 15 e, gün, 15 gün, 15 gün falan evet. PSV maçına, yani maçına. yetişecek. Yani 15 gün Antrenmansız çıkacak Mutsuz yani. Mutsuz konuşuyorlar. Taylan fıtık ameliyatı oldu. Yani, 15 evet. gün falan diyorlar. Yani 15 gün zaten 3-4 günü geçti. Ha, belki hazırlığı değil falan. Falcao ne durumda? ]ydi. Gelmişti. Falcao'nun yine bir sorunları COVID var. Biraz bacağı ağrıyor falan. Covid yaşadı. Bilmiyorum e, onun durumu ne. katılıyor mu şeyde? Antrenmanlarda var mı? Cagney istemiyor. Peki. Yani o Galatasaray'da var. Bir takım sorunlar var. Galatasaray PSV maçı var. Evet. Galatasaray'ın şu anda... Şu anda hani beş tane golcüsü var ama golcüsü yok o maçta evet. benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Halil evet. Dervişoğlu zaten gitti. E, gitti. 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 ama hani gelir mi, gelmez mi? O da muallak. Evet. Forvet Arda. Yani yönetim tabii, Babel. yeni yönetim. Ha, Babel var. Yeni Aa yönetim. çok şükür. Bak Babel önemli ya. Bak yönetim. ne kadar önemli oyuncu. Bir ben bir yan Babel var dedin. Ha. Durum o kadar kötü mi? değilmiş dedi. Yani yeni yönetim bunları, E PSV, MSV yönetim görürler yönetim en azından. Hollanda milli etkin. adam karşılarında hani bir şekilde bir gard alırlar. Aa Babel var adamlarda derler. En azından. Mustafa Muhammed yetişirse ama... Ya nereye yetişiyor? Oynama. Sezon başı zaten antrenman daha yeni başlamışken yapılan çift kalede sakatlandı. 15 gün sonra maç var. Hani nasıl oluyor o? Yetiş... E, yetişsin inşallah yetişir bir sıkıntı olmaz. Ya yani nasıl oluyor ama anlamadım. Dizde ödem, ayak bileğinde ödem. Kapsüllerde kanama. Yani bir sezon öncesi antrenman sezon... yok. Hayır geçen sezon zaten Gustavo için de benzer açıklamalar yapılmıştı. 15 gün denmişti, 2 hafta denmişti ama çok daha uzayan bir 6 süreç 6 hafta gördüm. falan oynamadı. 8 Tabii. belki de ne bileyim. Tabii. Hani ödem kelimesi biraz korktu. Galatasaray'da Sol bek yok bu arada şaka maka. Evet. İşte PSV maçına kadar Morena'ya e atışacak Emre deniyor. Antrenmanlara çıkıyorsa Emre kurtarabilir bir şekilde. Taşdemir. Emre Taşdemir Saratçı'dan evet. iyiydi bence. Ama işte o da çok sakatlandı. İstikrarı yakalayamadı. Sabek. Yedli. Luyundama da stoper. Allah, enteresan. Bu arada Mustera'da Copa Amerika'da. Evet. Ya Galatasaray 15 günü mü var hakikaten ya PSV evet. maçına? Bir dakika yani. Nasıl olacak? İşte tam olarak konuşmamız gereken nokta. Hani atanın tutanın niye olacak diyorsun. Atanın yok tutanın yok soldan akanın yok sağdan geri gelenin yok. Orta sahada Taylan yok. Orta sahada Taylan yok. 10 yok. Ee, numara pozisyonunda şu an bir eksik var. Hadi Falco, e, Aytaç, hadi Figoli deyip. Ardo, e, Ömer, Bayram, Gazi Babel. Babel yani, ne yapacaksın? Kerem var. PSV yani. rakip de yani. Ama PSV'nin de deve dişi gibi oyuncuları gidiyor açıkladı biliyorsunuz evet. teknik adamı. İyi yani, iyi haber. Evet tabii biz burada müjde diye verdik zaten. İyi haber, hakikaten <gülüyor> müjdeli <gülüyor> haber yani. Bakalım nasıl bir e, transfer politikası izleyecek ama anladığım kadarıyla sizin söylediklerinizden... E, bu hafta ben önümüzdeki bir şey anlamadım hafta benim içerisinde Sen anlayabildim mi? Şöyle yani <laughs> e, çok öyle sansasyonel transferler beklemeyelim. Gecikmeler olabilir diye en azından e, taraftarları ya, da bir kulüp yetkili menajeri ayrı bir şey, futbolcu menajeri ayrı bir şey, futbolcunun babası, dayısı tamam, falan biraz derken daha. yani bir de hep aynı futbolcularda dönmeye de gerek yok. Tam son önemli bir potansiyel. Bugün onu alırsınız, yarın yüze satarsınız falan hani hep böyle havalar yaratılır ya Burumada falan olmuştu çok. Tamam da son şart mı? Yani Fatih Terim'in Mesela Mesela Beşiktaş Salih Uçan'ı kaça mal etti? Salih Uçan'ın rakamı açıklanmadı. Yani sonuçta alacağı rakamın TL olarak 10, 11 milyon TL oldu bir sezon. Yabancı sayısı da ortadayken yani çok milyon, iyi transfer biliyor 1 musun? 1 milyon euro falan diyebiliriz yani. Ya Ama bilmiyorum. birkaç şeyin ne olduğu. Galatasaray hep aynı oyuncuda etrafında dönmeye ekstraları, başladı. Ekstraları olduğu da söyleniyor. Onye kurusu işte ee, Türk futbolu zaten sonu. yani işte Diego Costa'yı konuşalım. Yani Sevilla, Sparta, Sparta ya ya gene geldi önce falan. Diego Diego Costa bütün takımlara öneriliyor. İşte Beşiktaş an... görüşüyormuş. Kendileri açıkladılar Emre Benfica Kocada. Beşiktaş'a ama rakip oldu şimdi. Sercan i̇şte Bir Para kim, saat para diliminde, para öyle kim verirse oraya gider. Ne olacak? Beşiktaş verirse, Beşiktaş Benfica verirse Benfica'ya gider bu saatten sonra Diego Costa için para önemli. Yani.